Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Biliyorsunuz daha önce cep telefonlarımızı nasıl daha verimli kullanabiliriz diye bir video çekmiştim. Orada da size bazı sosyal medya araçlarını ve diğer programları tanıttığımız bir videomuz vardı. Şimdi yine bir programa denk geldim. Sizin için çok faydalı olacağına inandığım kullanışlı bir program. Özellikle de bu süreçte herkes evinde. Yani belki okullarınızda rehber öğretmenleriniz ya da sınıf öğretmenleriniz sizi takip ediyordu. Kaç soru çözdün, hangi konudan çözdün vesaire Fakat okullar olmadığı için bu noktada bir eksikliğimiz oluştu açıkçası ve insanoğluyuz yani bir birileri bir bizi dürtmeden ya da bir yerde bir not almadan bu işleri çok da kendi başımıza halledemiyoruz. Dolayısıyla bu şekilde bir dış motivasyon bizler için oldukça faydalı olacaktır. Ücretsiz bir program zaten tanıtacağım denk geldim. Onu hemen size bir anlatayım istedim. Onun dışında tabii ki de bu süreçte biliyorsunuz planlı olmamız da gerekiyor. Yani hangi gün ne çözdü? 5 gün önce mesela kaç soru çözmüştük? Şimdi ne çözdük? Yani bir başarı grafiğimize keşke diyoruz bizim için birileri bir plan yapsa bir analiz yapsa da gördüğünüz görsek diye istiyoruz değil mi? Çünkü gerçekten bunun yapılması oldukça verimli bir şey. Mesela sen deneme sürekli çözüyorsun. Sürekli çözüyorsun. Ama yükseliyor musun? Azalıyor musun? Yani puanın nasıl bir değişim gösteriyor? İşte bunları sizin için takip edebilecek bir program buldum. Dolayısıyla bu programı şimdi tanıtacağım. Programın ismi ee, Luno şeklinde ismi var. Hatta ekran kaydımızı başlatalım. Size buradan da açıklamasını yapmış olayım. Yani bir yandan beni dinlerken bir yandan ekranı da görmüş olacaksınız. Programımız gördüğünüz gibi Luno artık iLuno diye mi okunuyor bilmiyorum ama e, buradan mor renkli programı indirip Sizler de bakabilirsiniz, App Store'da ya da diğer Android telefonlarınızdan buna ulaşabilirsiniz. Programı açtığınızda belli tanıtımlar var. Tabii ben daha önce kurduğum için programı, o tanıtımları geçtim. İlk tanıtımda bir de tabii hazırlandığınız sınav türünü seçiyorsunuz. Yani LGS, YKS, artık her neyse tabii ki de siz LGS'yi seçeceksiniz ama diğer seçeneklerde mevcut. LGS'yi seçtiniz, ondan sonra şöyle bir ekran karşınıza çıktı. Merhaba diyor, sizin için ne yapabilirim? Öncelikle birinci tanıtacağım yer, puan hesaplama kısmı. Bunu zaten internette bulabilirsiniz ama burada elinizin altında bir programda olması gayet kullanışlı ve pratik. LGS'i tıkladım. Karşıma hemen bir LGS puan hesaplama cetveli çıktı. Hemen dolduruyorum. Mesela Türkçeden ne yapalım? 17 doğru yapalım. 2 de yanlışımız çıksın. Matematik 18'e 1 yanlış ve hesaplaya basıyorum. Gördüğünüz gibi LGS puanımızı hesaplıyor. Kayıt olmadan da kullanabileceğiniz bir kısmı. Yani direkt puanınızı istediğiniz gibi buradan hesaplayabilirsiniz. Fakat burada herhangi bir kayıt not tutmuyor. Şimdi özellikle kişiselleştirilmiş yani sizi takip eden kısmına geliyorum. Sağ altta bakın deneme takibi var. Tıklıyorum. Burada işte esas size faydalı olacak kısmı denemelerinizi takip edebileceksiniz. Hemen ben bir tane deneme ...deneme oluşturuyorum. Deneme tarihini seçin demiş. Bugün 23 Nisan. Ee, biz bu denemeyi mesela daha önce yaptığımızı... ...düşünelim. Atıyorum 19'unda yaptık. Okey dedim. Deneme başlığımız... ...ne olsun? Hemen yazalım... Birinci deneme diyelim ve hemen alıyorum kitapçığımı tek tek e, netlerimi, doğrularımı, yanlışlarımı şurada hemen hızlıca yazıyorum ve deneme ekleye basıyorum. Bakın birinci deneme için deneme başarıyla eklendi dedi tamam. Puanımı hesapladı bakın işte bu çok güzel bir özellik. 19 Nisan 2020'de ben bu denemeyi yapmışım puanım da 450 çıktı. Harika. İkinci denememizi hemen diyelim. Onun içinde de mesela 21 Nisan'ı seçtik biliyorsunuz denemeler bizim için çok önemli yani bu sınavı kazanıp kazanmayacağınızı belirleyecek aslında en önemli faktör deneme çözmek her ne kadar ben çok soru çözüyorum desen de yok yani esas iş ne kadar çok denediğindir dolayısıyla bunu hep söylüyoruz sizler de lütfen buna riayet etmeye çalışın yani mümkün olduğu kadar ne buluyorsanız deneme olarak çözmeye çalışın. Burada da hemen hızlıca bir doldurayım şunları. Ve bu denemeye de ekleye bastım. Başarıyla eklendi. Şimdi bakın hemen ne çıktı karşıma? Bir grafik çıktı. Yani birinci denemede 450 almışım şak. ikinci denemede 445'e düşmüşüm. Bana bir eğri gösterdi. Özellikle de son 1,5 ay kala 1 ay kala size en verimli ve faydalı olacak e, takip sistemi budur. Aslında pek çoğunuzun belki rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri bile bu şekilde sizleri takip etmiyor. Sizlere oldukça katkı sağlayacak. Yani burada e, bakıp görebileceksin. Gerçekten yükselişte misin yoksa sürekli düşüyor musun mesela şeklinde bunu kullanabilirsiniz. Deneme takip kısmını açıkçası çok beğendim. O yüzden hemen sizlere göstermek istedim. Bir diğer önemli özelliği de konu takibi. Hemen açtım konu takibini ve hiç ekleme yok. Dolayısıyla hemen bir ekleme yapalım. Mesela ne zaman? 20 Nisan'a bir ekleme yapalım. Artı diyorum. Soru sayısı. Şimdi burada yapacağımız şey her dersten kaç soru çözdük? Hani biz size hep program atıyoruz ya. Bakalım bu programlara ne kadar uyuyorsunuz? İşte kendinizi buradan takip edebilirsiniz. Ne diyelim? Matematikten mesela biz tabii ki de çok söyleriz. 75 soru çözdüğümüzü var sayalım. Sınavı seçiyorum. LGS'ye hazırlanıyorum tabii ki de. Matematik ne konusundan peki? soru çözüm. Yani ayrı ayrı da mesela 40 35 de yapabilirsin bunu. 40 soru çarpanlar katlar, 35 soru üstü sayı çözdüysen eğer ayrı ayrı da kaydedebilirsin. Ama ben 75 sorunun hepsini karekökten çözdüğümü varsaydım ve ekleye tıkladım. Başarıyla eklendi. Bu arada dikkat ettiyseniz matematik konu seçtiğinizde sadece birinci dönem çıkıyor. Yani tam olarak aslında sizler için hazırlanmış bir program olmuş. Hemen 20 Nisan'a başka bir şey ekleyelim. Ne ekleyelim? Ee, oradan da bir 50 soru çözmüş olalım. LGS'ye hazırlanıyoruz. Fen bilimleri ekleyelim mesela. Hemen fen bilimlerini seçtim. Bakın hemen konuları görüyorsunuz. Sadece birinci dönem konuları ya da genel çözmüş de olabilirsiniz. Yani karışık çözdüyseniz de genele tıklayabilirsiniz. Ben basınç çözdüm diyorum ve ekliyorum. Ve ne görüyorum? İşte 20'yi seçtiğimde 20 Nisan'ı iki tane hemen çözdüğüm sorular karşıma çıkıyor. Sağ üstte tıkladığınızda orada bir grafik sekmesi var. Yani sizin günlük, haftalık ya da aylık takibinizi yapabileceğiniz bir yer. Burada işte eklediğiniz sorulara göre kendinizi görebiliyorsunuz. Mesela ne yapmışız? 20'sinde işte belli bir miktar çözmüşüz. Hemen grafiği gösterdim. Mesela 21'ine geldim. Hemen ne ekleyelim? 90 soruda burada çözmüş olalım. Sınavımız LGS derse bu sefer İngilizce olsun. Konumuz da işte seçelim. On the phone olsun. Ekledim. Bunu da ekledim. Tamam. Şimdi grafiğe gidiyorum bakın. Gördüğünüz gibi soru sayınız düştüğünde hemen grafik de ona göre düşüyor. Dolayısıyla bu şekilde kendinizi yine konusal olarak da takip edebiliyorsunuz. Yine bu da harika bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu günlere göre konunuz. mesela 20'sine tıkladım şu an. İşte ne çözdüğümü görüyorum. Matematikten hmm, kare köklü çözmüşüm. Fenden basit çözmüşüm. Soru sayıları belli. 21'ine tıkladım işte o gün sadece İngilizce çalışmışım. 90 soru çözmüşüm. Bu şekilde kendinizi takip edebiliyorsunuz. Bence harika bir özellik. Daha da yine bir tık önemli özelliğe soru tekrarı. Şimdi biliyorsunuz bazı sorulara diyoruz ki kaliteli sorular. Bu soruları kaçırmayın. Yani yanına yıldız koyun. Daha önce biliyorsunuz soru nasıl çözülür diye de bir video çekmiştim ve orada anlatmıştım. Mesela çok güzel bir soru gördünüz. Çok kaliteli zorlanarak çözdünüz vesaire ama çok nitelikli bir soru. Onu hemen kesip dosyalayın. Daha sonra tekrar o dosyayı haftada bir ya da iki günde, üç günde bir tekrar edin demiştim. Çünkü o soruların kalitesinden sürekli faydalanmalıyız. Basıyorum soru tekrarına. Bakalım karşımıza nasıl bir sayfa çıkacak? Öncelikle soruyu eklememiz lazım. Nisan ayı kampımızda veri analizi dersi için bir sorumuz var önümde. Şu an o soruyu ekleyeceğim. Soru ekleye bastığınızda kameramı galeriden mi seçelim diye çıkıyor. E, genelde tabii ki de kitabınızdan çekeceğiniz için bu soruyu kamerayla resim çek diyorum ve şu şekilde resmini çektim. Şimdi e, fotoğrafı kullan diyorum. Sağ altta yüz fotoya tıkladım. Burada isterseniz düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Ben tamamla dedim. Bayağı da kötü bir not almışım bu arada. E, bunun çözümünü de ekleyebiliyorsunuz. Hemen çözümü için ben yine aynı sayfadan bir çekim yapacağım. Dolayısıyla hemen yine aynısını tıkladım. Çözüm şu an elimde yok çünkü. Size sadece göstermek amaçlı eklemesini yapıyorum. Tamamla diyorum. Burada bakın bir ders seçin diyor. Ders seçiyorsunuz. İşte konuyu seçiyorsunuz. Ee, nedir bu? Matematikten veri analizi konusundan bir soru ekledik. Ve saat seçin. Yani size ne zaman hatırlatma yapsın? İşte atıyorum saat 17'de hatırlatma yapsın dediğinizde bu soruyu ve çözümü sizlere bildirimlere eğer izin verirseniz o saatte tekrar hatırlatmasını yapıyor. Onun dışında ana sayfaya geldiğinizde sağ üstte bir bildirim var bakın. Oraya bildirime de bastığınızda çözdüğünüz soruları kaydedin diyor. Mesela bugün hiç soru eklemek eklemediniz eklemek için tıklayın diyor. Yani eğer e, soru eklediyseniz de o şekilde orada yine bir bildirim çıkıyor. Aynı Instagram'da olduğu gibi zilin üstünde bir iki şeklinde bildirim sayıları çıkıyor. Oradan da işte bugün çözmeniz tekrar etmeniz gereken soru varsa size oradan bildirim e, veriyor. Oradan e, tıklayarak gün içerisinde soruyu tekrar edip etmediğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde güzel bir program olduğu için şöyle bir tanıtmak istedim. E, telefonla kayıt yapabiliyorsunuz. Yani ilk başta mesela soru eklemek ya da konu takibi yapmak istiyorsanız telefonunuza bir kod gelecek. Hemen onu da gösteriyorum şu şekilde bir e, ilona onay kodu geliyor e, telefonunuza. Yani bu yüzden telefon numaranızı doğru girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla o kodla beraber bu e, programı kullanmayı aktifleştirmiş oluyorsunuz ve e, ücretsiz bir şekilde bak. Burası oldukça önemli çünkü bu tarz programlar genelde ücretli olur. Bence sizler için faydalı olacaktır. Tam bir eğitim koçu aslında sizin için. Yani kendinizi takip edebilmeniz için oldukça güzel, yararlı bir program olduğu için sizlere tanıttım. Ee, umarım keyifli bir video olmuştur. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek bizden istediğiniz başka video önerileri varsa yorumlarda da yazmayı unutmayın. Ve tabii ki de kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Videoyu beğenerek de bizlere destekte bulunabilirsiniz. Ee, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.